Abi şeyi söyleyeceğim sana, sormak istiyorum açıkçası. Uzun yıllardan beri tanışıyoruz ama böyle ara ara senin bu Ergenekon davasındaki çeşitli videoların karşıma çıkıyor. Bu Alparslan Arslan diye bir adam var. Abi bu adam ne çeşit bir manyaktı? Ergenekon'da nasıl yollarınız kesişti? Biraz bundan bahsedebilir misin? Tabii hemen bahsedeyim. Şimdi Ergenekon davası nasıl başladı? Önce onu bir anlatmak lazım dinleyicilere. Şimdi biz Ergenekon operasyonu başlamadan önce Fethullahçıların güçlü olduğu bir dönemdi o dönem. Yani Fethullahçılar bayağı yargıda, işte bürokraside, poliste falan güçlülerdi bayağı. O dönem beni de takip ediyorlardı zaten İstanbul'daki görevim sırasında. Çok yakın bir şekilde takip ettiler. Hatta hassas takibi aldılar. CIA'nin yani teknolojiyle hassas takibi aldılar. Bayağı bir problem yaşadım. Hatta şunu da söyleyeyim. 2001 yılında bir ekip tarafından, Fethullahçı istihbaratçı bir ekip tarafından evinin önünden kaçırıldım. Alındım ve metruk bir binada işkence gördüm ben 3 gün boyunca. Yani bunu çok kimse bilmez. Ben de çok anlatmadım bunu. Mahkemede bile anlatmadım. Şimdi ilk defa anlatıyorum. Yani 3 gün boyunca işkence gördüm ben. Darp edildim. Sopayla dövüldüm. Elektrik verildi vesaire. Amaçları neydi dersen benim o dönem istihbarat ekibim çok güçlüydü. İstihbarat faaliyetlerim bayağı güçlüydü. Arkamda da Veli Paşa gibi bir çok sağlam bir paşamız vardı. Tabii beni bu istihbarat örgütü, CIA taşeronu FETÖ tehlike olarak kullanmayı planlamışlar. O yüzden beni bu şekilde değerlendirmek istemişler. Bana teklif ettikleri zaman ben reddettim. Yani ben dedim sizin tehlikeniz olmam. İstihbarat da vermem size dedim. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapmam. Dedim ki yani köpeğisiniz dedim. İşkence sırasında. Tabii daha çok üzerime geldiler. Daha çok dövdüler. Daha çok elektrik verdiler vesaire. Ben öleceğimi düşündüm. Yani beni öldüreceklerini tahmin ettim ama öldürmediler ve evimin yakınında 3 gün sonunda evimin yakınında böyle don gömlek parça bir atlet bir don beni bıraktılar. Akabinde ben 2-3 hastanede kaldım o darptan sonra. Ancak toparlandım 2-3 ay sonunda. Daha sonra da baktım İstanbul'da olmayacak bu işler. Yani İstanbul'da bu faaliyetleri ve bunlar varken yürütmem mümkün değil. Çünkü devamlı sık istiyorlar. Ailemi zehirliyorlar. Hatta ailemi öldürmekle istediler birkaç defa. Aileme zarar gelmesin diye İstanbul'daki Fenerbahçe gemimi sattım. Çok ucuz bir fiyata. Yani 4'te 1 fiyatına sattım acil olduğu için. Düzce'ye yerleştim. Baktım burada da bu sefer Düzce'deki FETÖ'cüler, istihbaratçılar aynı şekilde bu baskıya devam ettiler. Ondan sonra dedim bari madem şehir değiştireyim, şey değişmedi, ülke değiştireyim diye düşündüm. O zaman Apazya'da benim amcamın oğlu yaşıyordu. Onunla konuştum, yanından gelmemi söyledi bana. Yani Apazya'ya gelirsen dedi, burada güçleri yok, sen burada rahat edersin bana dedi. Öyle bir teklifte bulundu amcamın oğlu. Fakat düşündüm taşındım, bu sefer de dedim ki kendime, dedim bunlardan kaçarsam ben şehir değiştirirsem, ülke değiştirirsem dedim, arkamdan kaçtı diyecekler, suçlu diyecekler, işte suçu olduğu için kaçtı diyecekler diye, yalan ve iftiralarına devam edeceklerini düşündüğüm için vazgeçtim gitmekten. Düzce'de kaldım. 8 yılına kadar devamlı rapor verdim MİT'e. Böyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar şeklinde. 2008 yılında da operasyon başladı. Ergenekon operasyonu 2007'de başladı. 2007 Temmuz ayında başladı. 2008 Ocak ayında da ben tutuklandım. Şimdi gelecek olursak niye bu operasyon yapıldı? Bir kere o operasyonla Abramovich ve CIA başkanı, CIA istasyon şefi Grand Fuller'in planlamasıyla yapıldı bu operasyon. Onlar zaten daha önceden söylüyorlardı. Türk Silahlı Kuvvetleri Akdeniz'de ve Karadeniz'de
güçlü olmamalı hiçbir zaman. Silahlı kuvvetlerini ezmeliyiz. Kemalist subaylarını tasfiye etmeliyiz. Böylece Suriye'deki ve Irak'taki planlarımızı daha rahat Amerikan özel kuvvetleri olarak ve kamuoyu olarak daha rahat gerçekleştirebiliriz diyorlardı bunlar zaten daha öncesinde. Bu planı yürürlüğe koydular ve öncelikle Kemalist subaylar hedef alındı. İşte İçer Başbuğ gibi, Veli Küçük gibi tesis, tavizsiz Kemalist subaylar. Bunlar öncelikle hedef alındı ve bunlar tutuklandı. Biz de onlara bağlı çalıştığımız için dolayısıyla biz de operasyonun bir figürünü yaptılar. Tabii ben o dönem istihbari faaliyetlerim yüksek derecede olduğu için CIA'nin ayağına bastım çok miktarda. Ondan da tabii özellikle rahatsız oldular bu faaliyetlerimden dolayı. Çok rahatsızlık yaptılar, gösterdiler. Ve beni de bu Ergenekon operasyonunda iyi olarak değerlendirdiler. 3,5 sene hapis yattım 2011'e kadar. Daha sonra tahliye oldum. Allah bize bugünleri yaşattı. Şimdi geçmişte bize vatan hain diyenler artık şu anda araman gözüyle bakıyorlar. Yani o günlerden bugünlere geldik. Çok şükür. Anladığımızdan benim başımız dik bir şekilde üstler faaliyetlerimizi özel bir uygulama bünyesi içerisinde çalışmaya devam ettirmeye devam ediyorum. Bundan sonra Allah sağlık sıhhat verirse yaşam gücüm ve imkanım olursa ekonomik gücüm bu çalışmaları daha ileri noktalara Türkiye ve dünyanın bütün yükselenlerinin birleşeceği çatı bir grup olmaya doğru devam ettireceğim inşallah başarılı bir şekilde. Allah bize o günü yaşadığını inşallah diyorum. Abi sağ ol. Çok güzel anlattın. Birkaç soru sorabilir miyiz? Var mı izin? Tabii buyur. Dinliyorum. Tabii müsaaden dur. Ergenekon operasyonunda seni neyle suçlayarak içeri aldılar? Hangi, neye dahil ettiler seni? Ergenekon operasyonunda iddianameye bakacak olursan, FETÖ'cülerin iddianamesinde ben örgütün istihbarat sorumlusu olduğum iddiası vardı. Yani Ergenekon operasyonunun istihbaratını ben yürütüyormuşum. Ben ve özel bir grubu yürütüyormuş. Böyle bir iddiayla tutukladılar beni. Tabii bunun böyle olmadığı çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Çünkü bağlı bulunduğum benim bir Karadağ, özel Kuvayi Milliye'nin dernek başkanı Fikri Karadağ'a bağlamışlar iddianamede. Yani ona bağlı çalışıyormuşum. Bir Karadağ emekli bir albaydır, kurmay albaydır. Beni ona bağlı göstermişler iddianamede ama çok tuhaf, enteresan bir tabii gerçek var orada. Yani benim bağlı çalışmadığım ortada. Onu da şöyle ispatlıyorum ben. Bilgaradağ'la toplama bir görüşmemiz var. Yani Bilgaradağ'la bütün toplamda, yükün olarak toplamda 2000 ile 2008 arasında toplam 12 tane görüşmem var. Yani ben bu 12 görüşmede istihbarat aktarmışım iddianameye göre. Tabii bunun sayının azlığını göz önüne alırsak o kadar sayıda bir görüşmeyle herhangi bir istihbarat aktarmanın mümkün olmadığı çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani en az 300-400-500 hatta 1000 görüşme yapmamız lazım ki doğru bir şekilde bir istihbarat aktarabileyim ben fikirde. Onun için yani 12 görüşmeye nasıl bir istihbarat aktarılır onu da burada dinleyenlerin, izleyenlerin takdirine bırakıyorum. Anladım abi. Sait, var mı aklına gelen bir soru? Ya benim, ben o dönemlerde çok küçüktüm ama yani kumpasın da boyutunun farkındaydım. Hatta o günlerde elimden geldiğince televizyonu izleyip konuyla alakalı bilgi edinmeye çalışıyordum. Ben 96 doğumluyum. Tam küçüklüğüme ve tam olarak işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, her Türk gencinin gözünde o yüceliğinin yükseldiği dönemlerdeydik. Bir anda orada bir kumpas kurdular, içinden geçtiler ve sonra da itibarını günden güne düşürmeye başladılar. O dönemlerde hatırladığım kadarıyla biyolojik silah şeyi bile, kimyasal silah iftirası bile atılıyordu. Evet evet doğru. O dönemler dünyanın adına iftira kalmamıştı. Hatta ben bu konuda atılan iftiralardan bir tanesinden bahsetmek istedim. Müsaade ederseniz. Olur olur dinliyoruz abi. Şimdi
Kubbetül Celal'in lanet insanlar ki, öyle baş belası insanlar ki, amaçlarına ulaşmak için her şeyi bak görüyorlar. Yani bütün ne kadar yükeplik, tömürlük varsa amaçlarına ulaşmak için karşı tarafa atmaktan, ulaştırmaktan çekinmiyorlar. Ben 2008 yılında, 2009 yılında, o zaman Kandıra F tipinde cezaevinde yatıyordum. Orada 6 ay kadar kaldım Kandıra F tipinde. Daha sonra 21 Ekim 2008 tarihinde geçtim şeye, Sivri cezaevine. 2008 yılında, tabii 2008 yılındaydı. Kandıra F tipinde kalırken bir sabah odamın kapısı açtığında sabahleyin saat sanırım 8.30-9 gibi bir baktım kapıya, aşağı yukarı 20 tane jandarma eli, bir tane jandarma binbaşısı, cezaevi müdürü, cezaevi müdür yardımcıları, cezaevi savcısı içeri girdiler. Ben tabii o sırada yataktaydım, şaşırdım bunlar girdiği zaman. Komutanım hayırdır dedim, ne oldu böyle baskında geliyorsunuz, arama mı yapacaksınız dedim. Binbaşı dedi ki, ya dedi sen dedi sabahleyin dedi gazeteleri okudun mu dedi bana binbaşı. Ay komutanım dedim, yani ben daha yeni uyuyorum ya, daha yeni yataktan kalktım. Herhangi bir şey okumadım dedim. Bunun üzerine yanına getirmişler sabah gazetesini binbaşı. Bana gösterdi, manşetten haber yapmışlar benimle ilgili sabah gazetesi. O gazeteyi okuttu, manşeti okuttu bana, baş sayfayı. Bir baktım gazetede, manşette şöyle yazıyor baş sayfada. Amerikan konsolosluğuna yapılan saldırıda, saldırının talimatı, cezaevindeki Ergenekon istihbarat sorumlusu arkadaşı cep telefonuyla talimat verdi saldırıyı. Yani ben habere göre cezaevinden telefonla Amerikan konsolosluğuna yapılan saldırıyı, saldırının talimatını Erkan Kargın adlı teröriste bizzat telefonda vermiş. Benim de cezaevindeyken. Yani haber böyle bir iddiayla başlıyor. Başlıkla başlıyor. Tabii başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ya dedim, ben dedim yani o saldırıyı biliyorum. O saldırıda dedim bir tane polisimiz şehit oldu. Benim gibi bir yusufa insan dedim. Polisimiz dedim şehit eder mi? Ben böyle bir şeye kalkışır mı dedim. Yani bu akıl mantık alıyor mu dedim. Valla dedi, komutan dedi ki valla Erkut'um dedi, bilemiyorum böyle bir haber çıktı mı sabah dedi, o yüzden dedi cezaevinde dedi cep telefonu bulundurmadığın konusunda dedi bize talimat geldi aramamız için. Direkt bakanlıktan İçişleri Bakanı'nın talimatıyla geldik biz dedi komutan. Buyurun dedim komutan, hayır ne istersiniz bakın dedim, yani cep telefonu değil toplu yine bulursanız dedim ben onun cezasını çekmeye hazırım. Tabii aradılar artık jandarma erleri, oradaki gardiyanlar vesaire. Ya çok affedersiniz, kubbenin içine bile baktılar yani. Özel bir cihaz getirmişler, cihazla duvarın arkasını kontrol ettiler. Yani duvarın arkasında bir boşluk var mı, orada herhangi bir ses saklanıyor mu diye. Özel cihazla, rotken çeken cihazla, orada özel cihazla bütün duvarı taradılar. Tabi aramalar sonunda bırak telefonu, toplu yeri dahi bulamadılar. Yani 3-4 saat kaldılar koğuşta. Bulamayınca komutan geldi yanıma, Erkut kardeşim dedi, biz dedi zaten senin bu işte parmağın olmadığını biliyorduk ama dedi yine de emin olmamız iyi oldu dedi. Ben şimdi dedi bakana tarvasiye vereceğim, haber vereceğim. Senin bu işte suçun yoktu dedi, merak etme birkaç güne dedi, konu kapanıldı. Valla komutanım ben bu işin peşini bırakmam dedim. Ben dedim şimdi tekstimi yazacağım. Cezaevi avcılığıyla. En kısa zamanda bu tekstimin gazetede yayınlanmasını talep ediyorum dedim. Tamam dedi, anlaştık. De öyle ayrıldık komutanla. Yani sonuçta diyeceğim, Fethullahçılar Amerikan konsolosluğuna yapılan saldırıyı benim üzerime yıkmaya, benim üzerimden Ergenekon'a yıkmaya çalıştı. Aynı Danıştay saldırısında olduğu gibi. Böylece bizim Ergenekon örgütünün silahlı bir örgüt olarak yargılanmamızı ve bu şekilde de ceza almamızı istiyorlardı. Üzerimize atılı dava olmazsa, yani silahlı bir dava olmazsa, bir operasyon, bir şey olmazsa, olay olmazsa, Ergenekon örgütüne silahlı kanadı olduğu, silahlı bir örgüt olduğu ispatlanamayacaktı kamuoyunca.
Böylece bu yaptıkları haberlerle ve adaletsel saldırısını üzerimizi yıkmakla, bu Ergenekon davasıyla birleştirmekle örgütün silahlı bir örgüt olduğu gününde kamuoyunda güçlü bir kanaat oluşturacaklardı. Bu bir kere başaramadı her şeyden önce. Yani ben bir kere bu teksip ettim ama yayınlanmadı gazetede. Tahmin ettiğim gibi yayınlanmadı. Ama en azından bu konsolosluk saldırısını bize yıkamadılar. Darıştay saldırısını biliyorsun benim çabalarımla FETÖ'cü örgüt tarafından yapıldı, ortaya çıktı daha sonra. Benim çabalarım oldu bu da. Onu da isterseniz biraz sonra anlatırım nasıl ortaya çıkarttığımı. Abi direkt biraz sonraya bırakma, direkt anlat. Nasıl ortaya abi, çıktı abi? Tamam, bunu da şöyle anlatayım. Şimdi ben bu Danıştay saldırısı bizim Ergenekon davasıyla birleştirilince tabii bizim biraz canımız sıkıldı. Çünkü Danıştay biliyorsun saldırıcana Alparslan Aslan 2006 yılında veya 2007 yılında Danıştay hakimimiz Özbilgin'in adlı hakimimizi öldürmüştü silahıyla. Daha sonra yakalanmıştı biliyorsunuz. Bunun talimatını, yani öldürme talimatını, Danıştay'ı Alparslan Aslan'ın yönlendirme talimatını Ergenekon örgütünün verdiği iddiasıyla dava açıldı Ağır Ceza Mahkemesi'nde. O zamanki Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ'cülerin kontrolündeydi. Dolayısıyla çok kısa bir süre içerisinde Danıştay davasını Ergenekon davasını birleştirdiler. Ergenekon yaptırdı diye ıslamayla, iddiayla böyle bir birleştirdiler davaları. Tabii bu birleşmeden sonra ben Veli Paşa ile görüştüm. Komutanım dedim ne yapacağız? Yani bu dedim bizim üzerimize attılar bu davayı, bu Danıştay saldırısını. Benim dedim bir şey yapmamız lazım. Veli Paşa dedi ki bana Erkut Tümleri şey yapmamız lazım, doğru. Sen dedi bir şekilde dedi şeye dedi ulaş. Alparslan Aslan'ın yanına gitti dedi bir şekilde. Ulaş ona dedi. O dönem çok sık konuyordu Alparslan Aslan. Aynı bir koğuşta kalıyordu. Dedim komutanım ben dedim bunu koğuşuna vermezler beni. Yani çünkü çok sık konuyor. Ergenekon davasından yargılanan hiç kimse dedi bunu koğuşuna vermezler. Ama dedim şöyle bir ihtimal var. Devamlı dedim hastaneye gidiyor, Bakırköy'e gidiyor, akıl hastanesine. Onu tedavi görüyor. Ben dedim bir şekilde kendime Bakırköy'e atabilirsem dedim. Orada dedim kendisine bu soruları sorarım dedim. Tamam dedi, sen dedim dene bakalım dedim bana bir paşa. Ben de bir gün koşuna otururken birkaç gün sonra hastaneye gidebilmek için elimde bir ilaç vardı biraz. Mide ilacı vardı. O mide ilacından bir miktar içtim. Biraz fazla içtim. Dilim şişti diye özellikle. Tabii içince dilim şişti benim. Konuşamaz duruma geldim. Gardiyanlara seslendim orada. Boşun alarm butonu vardı. Alarm butonuna bastım. Akabinde 5 dakika sonra gardiyanlar geldi. Ben tabii konuşamıyorum. Derdimi anlatamıyorum. Ondan sonra dedim böyle böyle işte yanlışlıkla fazla bir ilaç içtim, elimle atmaya çalışıyorum onun derdimi. Gardiyanlardan bir tanesi dedi ki bu dedi herhalde internet yaşamış dedi. Bunu gelebiliriz dedi, eve götürelim, oradan bir hastaneye sevk ederiz. Neyse beni aldılar da evine götürdüler. Oradaki doktora elimle atmaya çalışıyorum konuşamadığım için, dilim şişti çünkü. Dilim böyle böyle fazla içmişim herhalde dedi, dedim elimle atmaya çalıştım. Ondan sonra onlar da beni Silivri Hastanesi'ne yönlendirdiler. Ambulans geldi, beni aldı. Silivri'de bir doktor da aynı teşhis koydu. Dedi bu geçmiş dedi gardiyan, internet teşhisi üretmiş dedi. Doktorlar da hem bir olunca beni Bakırköy'e sevk ettiler. Böylece Alparslan Aslan'ın yandaki koğuşuna yerleştim. Bakırköy'de, Akıl Hastanesi'nde. Orada sabah kadar dilimin inmesini bekledim, şişin inmesini bekledim. Sabahleyin koğuşumun kapısı açıldı. İlk değil çünkü akşam kilitlemişlerdi koğuşumun kapısını. Sabahleyin açılınca ilk bir saatte
kameranın görmediği bir noktada koğuşu koğuştaki kameraya çalışmıyordu Alparslan Aslan'ın. Kameranın kör noktasında koğuşuna yanaştım Alparslan Aslan'ın. Dedim ki senin yüzünden dedim bir sürü Yusuf Paşa'mız, kemalistler, gazeteciler, siyasetçiler, vatanseverler dedim. Yaptığın eylem yüzünden dedim içeride. Sen dedim bu talimatı dedim kimden aldın? Ben göndermeyi seni yönlendirdim ona. O da önce abuk subuk hareketler yaptı. Israrla sorularıma devam edince evet dedim beni de fetvacılar yönlendir dedi. Ondan sonra kabul etmiş oldu bu şeyi yönlendirme olayını. Ancak ama çalışmıyordu onun odasını. Kamerana ispat etme şansım olmadı mahkemede. Fakat dedim ben bunu mahkemede tekrarlarsam aynı cevabı veririz dedim. Konu çözülür. Akabinde beni borçtan uzaklaştırdılar doktorlar. Alparslan'ın borçundan uzaklaştırdılar. Kaç gün kaldıktan sonra beni tekrar eski koğuşumun geri dönüp bıraktılar. Döndürdüler. Ondan sonra ilk fırsatta mahkemeye çıktım. Alparslan Aslan'da mahkemedeydi o sırada. Duruşma yapılıyordu mahkemede. Alparslan Aslan'ın sorgusu yapılıyordu. Ben kalktım, söz istedim hakimden. Sayın hakim dedim, Alparslan Aslan'ın soru sormak istiyorum, müsaadeniz var mı? Ondan sonra tabii dedi sor. Sayın hakim dedim, ben dedim Alparslan Aslan'ın aynı koğuşta, aynı şeyde bölümde kaldım hastanede. Ben kendisine bir soru sordum dedim, o şimdi soruyu tekrarlamak istiyorum. Tabii dedi, söylesin, ben onu sorgulanırım dedim ona hakim. Yok dedim, sorgulama yapmadım, sadece sohbet ettik dedim. Ve Alparslan Aslan'a şu soruyu sordum. Tekrar o koğuşta sorduğum sorunun aynısını sordum. Sen dedim, senin yüzünden dedim, Zülük Paşa'mız, Yusuf'un komutanımız, Kımayımız, İspanatçımız, polisimiz, gazetecimiz dedim, gazetecimiz, cezaevinde senin dedim yaptığın eylem yüzünden dedim, cezaevinde yatıyorlar. Bu dedim eylemi dedim, sana boşta da sormuştum hastanede. Etrafçılarını yönlendirdiğini söylemiştim. Bu doğru mu dedim. Etrafçılar mı seni yönlendirdi dedim. Önce güldü Alparslan Aslan. Sonra cevap vermekten kaçınınca büyük adamsın dedi. Öyle kapattık onu ve gülmeye başladı. Tabii orada kamera çalıştıydı o hastanedeki sorgunda. Kamera çalıştıydı o kamerayla ben bir kopyasını alıp mahkemede bunu izlettirecektim hakimlere ama maalesef kamera çalışmadığı için onu artık kendi israfına bıraktık. Alparslan Aslan'ın kendi israfına bıraktık. O da böyle bir cevapla geçiştirdi konuyu. Ama daha sonra tabii deliller yetersiz olduğu için Alparslan Aslan'ın Ergenekon tarafından yönlendirdiği konusundaki deliller yetersiz olduğu için dava şu anda kapandı. Zaten Alparslan Aslan'ı biliyorsunuz birkaç sene önce cezaevinde intihar ederek hayattan son verdi. Yani bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Büyük geçmiş olsun abi o zaman. Yani çok aslında zekice bir plan yani. Hem paşadan gelen bir talimat var. Hem bir şekilde kendini akıl hastanesine atıyorsun. Ya aslında film gibi böyle anlatınca çok basit gibi oluyor ama bu senaryo yani bir Hollywood'un elinde olsa dehşet bir baştan sona film olurmuş. Zaten benim görev yaptığım süre boyunca hep böyle şeyler yaşadım ben yani benim hayatım maceralı geçmiş. Ne güzel abi. Şeyi sorayım sana. Tam olarak nerede çalışıyordun abi? Vallahi öncelikle Sivil İstihbarat Bölümünde çalıştım. Belipaşa'nın emrinde. Daha sonra da işte istihbarata teslim ettim. İstihbaratta 2023 yılına kadar görev yaptım. 2023 yılında da emekli oldum. Ne güzel bir şekilde emekliliğini vermişler abi. O da aslında bir gelişme. Ergenekon'dan hiç ceza almadınız ama değil mi? Hepiniz tahliye olduktan sonra. Tabii. Biz Ergenekon'un bütün sanıkları beraat etti 2013 yılında. Yani şöyle bir oldu. Önce bize ceza verdi. O şişar ceza mahkemesi. Yani FETÖ'cülerin yönettiği mahkeme. Bütün sanıklara ceza verdi. Ben de payıma düşeni aldım. 15 sene 15 gün ceza aldım. Kaç sene abi? 11 sene 15 gün.
10 bin sene 15 gün. 10 bin sene. 10 bin anladım abi. Oha. 10 bin 11 yani 9'un 11. Anladım abi. 10 bin sene 15 gün ceza aldım. Daha sonra bu Mitter'den operasyonu, Hakan Fidan'ın tutuklanması olayı, ayakkabı kutuları olayı patlayınca AK Parti'nin FETÖ'cülere yönelik düşüncesi değişti. Fikirleri değişti ve onlara karşı bir cadava başlattılar. İlk önce de bizim bu almış olduğumuz cezaları Yargıtay aracılığıyla bozdular. Yeniden yargılama kararı verdi mahkeme. Tekrar başka bir mahkeme yeniden yargılama kararı verdi. Ve yeniden yargılamada da merak ettik. Sanıklar olarak. Abi şey soracağım sana. Bu Alparslan Aslan gibi bazı tipler vardı. Daha önce seninle konuşmuştuk. Ve bunlar bu CIA'in bir MK Ultra denilen zihin kontrol mekanizmasıyla aslında kontrol edildiklerini iddia ediyorlardı. Buna biraz girelim mi şimdi, başka zamana mı bırakalım? Tabii girelim, tabii tam vaktidir. Şimdi Alparslan Aslan cezaevindeyken gerek koğuşunda, gerek duruşmalarda, gerek Bakıköy'deki koğuşunda üstünü başına çıkartıyordu. Yani donunu bile çıkartacak duruma gelmişti. Kendi ayıp organlarını sergiliyordu devamlı. Tabii doktorlar onun numara yaptığını düşünüyordu. Fakat büyük bir bölümü de, kamuoyunun büyük bir bölümü de, hatta babasının iddiasına göre, İdris Aslan babası, İdris Bey'e göre oğluna Ergenekon operasyonu çerçevesi içerisinde Ergenekon örgüsünün zihin kontrolü yaptığını iddia ediyordu babası İdris Aslan. Yani güya biz Alparslan Aslan'ın zihin kontrolü yöntemiyle Danıştay eğilimine yönlendirmişiz. Hani böyle bir iddiası vardı. Bu konuda hatta mahkemede uzman birisinden bu konuyu dinlemek için o dönem psikiyatri uzmanı, aynı zamanda profesör olan Nevzat Tarhan'ı davet etti mahkemeye. Duruşmalar devam ederken Nevzat Tarhan geldi. Duruşmada bilirkişi olarak ifade verdi. Zihin kontrolünün teknik olarak mümkün olduğunu, böyle bir teknolojinin var olduğunu, ancak Ergenekon örgütünde böyle bir cihazın teknolojinin olup olmadığı konusunda bilgisi olmadığını falan söyledi. Yani az daha üzerimize bırakacaklardı. Yani güya zihin kontrolünü biz yapmışız Alparslan Aslan'a ve zihin kontrolünün yöntemiyle Danıştay eylemine yönlendirmişiz. Yani böyle bir babasının iddiası vardı. Babasının ve ailesinin. Tabii benim o dönem MK6 ile ilgili çalışmalarımız oldu. Yani araştırma bazında. Hatta mağdurlara halen bile, şu anda bile mağdurlara elimizden geldiği kadar teknik yardım yapmaya çalışıyoruz. Danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermeye devam ediyoruz 7/24. Ücretsiz bir şekilde. Şu anda bile bu konuyu araştırıyoruz. Yani bu teknolojinin herhangi bir istihbarat servisinde olup olmadığı konusunda bazı bulgulara ulaştık ama henüz şu anda yüzde yüz emin oluyoruz şeklinde bir şey söyleyemiyorum maalesef. Sadece fenomen olarak adlandırabiliriz. Yani bu teknolojiye inanan da var, inanmayan da bir kesim var. Ama biz inanan olsa da olmasa da mağdur olduğunu söyleyen herkese elimizden geldiği kadar teknik yardım yapmaya, tıbbi yardım yapmaya gücümüz yettiğince devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Yani MK6 nedir derseniz, şöyle ifade edeyim. Uydu üzerinden observer araçların desteğiyle bir hedef kurbana onun motor, psikolojik motor fonksiyonlarına müdahale ederek onun bir şekilde psikolojik faaliyetlerinin kontrol altına alınması diyebiliriz kısacası. Yani onu bir robot gibi Mançuca kovayı derlerdi eskiden bütün insanlara. Böyle bir robot gibi onu yönlendirmek, yönetmek şekli anlatabilirim konuyu kısacası. Geçmişte CIA'nin böyle çalışmaları oldu. 1950'li yıllarda, yanılmıyorsam 51-52 yıllarında ya da 56 olabilir.
CIA, MK-Ultra konusunda, yani zihin kontrolü konusunda bu konuda çalışmalar yaptı. Uzunca bir şekilde çalıştı, laboratuvarlarda deneyler yaptı. Ancak bu çalışmalar kamuoyuna sızınca, Amerikan kamuoyuna sızınca çok büyük tepki gördü ve tepkiler üzerine bu proje sona erdirildi deniyor. Yani bu şekilde bir iddia var bitmediği yönünde. Daha sonra bu teknoloji farklı farklı laboratuvarlarda iddiaya göre Amerikan ve başka bilim adamları vasıtasıyla daha iyi noktaya elektromanyetik şeklinde elektromanyetik teknolojisinin gelişmesiyle bu hale evrildi bu teknoloji. O yüzden fenomen diye adlandırmamızın sebebi bu teknolojinin varlığına inananların olduğu gibi inanmayanların da olması. Yani fenomen olarak komplo teorisi olarak görmeleri. Biz de bu konuyu araştırıyoruz halen. Dediğim gibi mağdur olduğunu iddia edenlere elimizden geldiği kadar danışmanlık yönlendirmeyi, hizmeti vermeye devam ediyoruz. Yani Alparslan Aslan böyle midir derseniz, Alparslan Aslan'ın ben şahsi düşüncem olarak söyleyeyim. Doktorun teşhisine inanıyorum, katılıyorum. Bence numara yapıyordu şeyden yırtmak için, cezadan yırtmak için ama tabi bilinmez. Belki de gerçekten bir kontrol vardır. Belki de bunu CIA yapıyor da olabiliriz, yapmış da olabiliriz. Ama elimizde net kanıt olmadığı müddetçe söyleyeceğimiz her şey komplo teorisi tarzından dışarı çıkmaz. Abi şeyi sorayım. Mesela kaç tane mağdur olduğunu iddia eden insan sana başvurdu bu konuyla alakalı bu süreçte? Ve binler ama mi, yüzler mi? 2000 yılından beri bu teknolojiyi araştırıyorum. Varlığını ispatlamaya çalışıyorum. Yani bu konuda açık kaynaklarla ve devlet izin belgelerini varıncaya kadar araştırıyorum. Yaklaşık olarak bu süreçten itibaren yani 2000 yılından beri 1500 civarı mağdur başvurdu diyebilirim. Peki iddiaları ne oluyor? Ne yaşıyorlar da zihin kontrolüne? Vallahi ortak şikayetleri zihnin içerisinde sesler duyması, konuşma sesleri, telsiz sesleri, ağırlıklı olarak konuşma sesleri duymaları, vücudunun belli bölgelerinde kaşınma, ani yanma hissi, alınganlıkta üst seviyeye gelme, yani has safhaya gelme alınganlıkta, sinir bozukluğu, şüphecilik, yani bu gibi benzer bir takım farklı şeyler, komplikasyonlar geliştirmişlerdi bu mağdurların çoğu. Şimdi geçmişin fenomenleri aslında günümüzün teknolojisi oluyor. Dün bir tane video izledim. Bir tane küçük hack cihazı yapmışlar. Bu cihazla bizim 90'larda fenomen dediğimiz ekran okuma teknolojisini küçücük cihaza sığdırmışlar ve bildiğin yönlü antenle ekranda yazılanları, izlenen her şeyi görebiliyorlar. Demek ki Flipper Zero mu abi? Yok, Flipper değil, atarım sana. Direkt ekran okunabiliyor. Yani şu an fenomen olarak kabul edilen MK Ultra yarının işte bir teknolojisi de olabilir. Peki abi şey soracağım. Ne tavsiye ediyorsun bu insanlara? Nasıl koruma yöntemleri? Yani korunabiliyorlar mı? Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Yani bize başvuran 1500 mağdur arasında hepsinin mağdur olduğunu söylememiz mümkün değil tabii. Yani bunların içerisinde geçmişte madde kullanmış, yasaklı madde kullanmış veya alkol kullanmış veya anneden babadan gen yoluyla şizofreni hastalığı geçen birçok psikolojik problemi olan insan da başvurdu. Yani MK'lı mağduruyum diye. Bizim öncelikle yapmamız gereken gerçek MK'lı mağduruyla psikolojik problemleri olanları ayırt etmekti. İlk önce yapmış olduğumuz şey oydu. Yani bize başvuran herkes MK mağduru demek doğru olmaz. Aralarında psikolojik problemleri, psikiyatrik problemleri yaşayanları hastanelere hemen çok acil bir şekilde gecikmeden psikiyatri hastanelerine yönlendiriyorduk. Orada tedavi almalarını sağlıyorduk. Gerçekten MK mağduru olan bunların içerisinde, yani bu 1500 içerisinde %1'i geçmez. Onlar da kesin diyemeyiz. Yani %1 bile kesin diyemeyiz. Ama böyle bir ihtimal olan ben bir tane
bir mağdurla görüştüm. Çok net hatırlıyorum. Bir bayan profesördü kendisi. NATO'da gizli projelerde görev almış. İsmini şu anda söylemeyeceğim. Kendisi şu anda İstanbul'da büyük bir üniversitede algoritma dersi veriyor. Kendisi NATO'da çalışmış. Dolayısıyla onun anlattıkları bana biraz mantıklı geldi ve onun gerçek bir mağdur olduğunu düşünmeye başladım ben. O zaman, görüştüğüm zaman. Halen de öyle düşünüyorum. Yani gerçekten bir MK ultra tacizine uğramış olabilir o arkadaşımız, bayan arkadaşımız. Ama onun dışında çoğu, yani benim şahsi gibi düşüncem öyle, psikiyatrik problemi olanlar, madde kullanmış olanlar, bu yüzden beynine zarar görmüş ve kendilerini internetten açık kaynaklarda bu konuda çok bilgi var MK ultra ile ilgili. Onları okudukları zaman kendi yaşadıklarını MK ultra taciz altından zannederek yaşıyorlardı süreci. Yani öyle zannediyorlardı. Ben MK6 saldırıdayım diye, ama halbuki MK6 saldırısıyla alakası yok. Çünkü birçoğunun, görüştüğümüz birçok insanın, çünkü kendi halinde insanlar, yani bunlar istihbaratçı değil veya bir terörist elebaşısı değil, siyasetçi değil, zengin bir iş adamı değil. Yani hedef olabileceği bir konuları yok. Birçoğu normal meslekte çalışan insanlar, işte doktor, kimyacı, manav, bakkal, çiftçi, esnaf, daha çok bu insanlar bize başvuruyordu. O yüzden yani hedef bir insan olma, kobay olma potansiyeli taşıyan insanlar değillerdi. Sadece. O yüzden onları çok kısa bir şekilde hemen acil gecikmeden psikiyatri hastanelerine yönlendirdik. Halen de aynı şekilde süreç içerisinde onların yönlendirmeye devam ediyoruz. Teşekkür ederim abi. Bir sorum daha var aslında. Şimdi burada bir senin kapak resmini görüyoruz. Özel büro yazıyor. 2002 diyor. Geçen günlerde senin şeyler çıktı karşıma. Bu Ergenekon kumpası zamanında gazetelerde çıkan bazı haber ve röportaj küpürleri vardı. Orada bu özel büronun yöneticisi olduğun falan söyleniyordu. Bu özel büro sivil bir grup anladığım kadarıyla. Öyle değil mi? Evet. Bu arada sen mi kurdun? Röportajın başında kendimi tanıtmıyordum. Ben Erkut Ertoy, özel bir grubunun, istihbarat grubunun basın sözcülüğünü ve kurucu liderliğini yapıyorum şu anda. Özel bir grubu kimdir, nedir, faaliyetleri nelerdir diye soracak olursam bana hemen cevaplayayım. Bir kere özel bir grubu her şeyden önce bir internet platformu, açık istihbarat grubu. Amacı ve vizyonu, misyonu, bilgili toplum, güçlü Türkiye. Niye böyle bir misyon edindik? Yani bilgili toplum, güçlü Türkiye diye bir, niye misyon böyle bir misyon edindi diye soracak olursam bana hemen cevaplayayım. Bir kere bugün baktığın zaman tarihimize güçlü devletlerin hep bilgili toplumdan oluştuğunu görüyorsun. Yani bir Amerika, bir Japonya, Fransa, Almanya gibi devletler bilginin sayesinde bugüne gelmişler. Yani bilgi sayesinde bugün güçlü devlet diye anılıyorlar kamuoyunda. Yani Türkiye'de biz de niye böyle bir Amerika seviyesine gelmeyelim? Bunu yapmak gayet mümkün. İşte toplum bilgilendirirseniz, aydınlatırsanız, toplum bilgili olursa otomatikman zaten devletiniz de güçlü oluyor. Her anlamda güçlü oluyor. Bugün silah sahnesindeki gelişmeler, İHA'larımız, SİHA'larımız, Kaan helikopterimiz, diğer milli savunma konusundaki gelişmeler, uçak gemimiz, istihbarattaki gelişmeler, bugün nokta operasyonu yapabilecek ülkeler arası nokta operasyonu yapabilecek kapasite geldi bir teşkilatı. Geçmişte Amerika'dan, Mossad'dan izin almadan adım atamıyordu 1990'lı yıllarda. Şimdi Mossad elemanlığına yakalanacak noktaya geldim. Yani bunlar neyle oluyor? İşte bilgiyle oluyor. Bilginiz güçlüyse devletiniz de güçlü olur. Bu kadar basit. Bizim de amacımız vatandaşımızla ayağına kadar herhangi bir abonelik bedeli ödetmeden ücretli bir şekilde açık istihbarat kaynaklarından yararlanarak onların ayağına bilgi servisi yapıyoruz. Yani bizim amacımız onlara bilgi götürmek, vatandaşımızın ücretsiz bir şekilde bilgi götürmek. Yüksel Açık İstihbarat Grubu'yuz, dediğim gibi. Neden özel büro ismini taşıyor, bir grubun ismi, onu hemen cevaplayayım. Şimdi biliyorsunuz ülkemizin birçok problemi var.
Bunlar arasında Kıbrıs sorunu var, Doğu Türkistan sorunu var, adalar sorunu var, Ege Adaları sorunu var, kıtalar sahanın sorunu var, doğalgazımız problemli, ondan sonra Kıbrıs sorunu var benim gibi. Yani birçok sorunumuz var. Bu sorunları Araştıran Grup anlamında bir özel bir grubu kurabilirdik biz başlangıçta. Yani bütün bu özel sorunları araştıran özel grup anlamında grubun ismini özel bir koyduk. Yani bu sorunları araştıran özel grup anlamına geliyor bizim özel bir grubu. Buradan ismin kaynağı budur. Yani özel sorunları araştıran devletimizin araştıran özel grup anlamına geliyor özel büro. Herhangi bir resmi kurum içerisinde özel büro isminde bir kurum veya grup yok. Bir teşkilat, bir birim yok. Dolayısıyla müstahar bir isimdir özel büro. Amacımız da vatandaşımıza az evvel de dediğim gibi ayana kadar ücretsiz bir şekilde bilgi servisi yapmak, toplamında da yani neticede de ülkemizi bilgiyle donatarak vatandaşımızı, toplumumuzu güçlü bir devlet yapmak ve aynı zamanda da Türkiye'de gibi dünyadaki bütün ulusseverleri özel bir grubu çatısı altında toplamak amacımız. Güzel abi, teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. Sait, aklına gelen... Söyleyeyim. Ben görev esnasında burada rahmetli Mehmet Ali abime de Allah'tan rahmet diliyorum. Toprağı bol olsun, nur içine yatsın. Mesela arkadaşlarımdan biri Ocak ayında kaybettik kendisini. Başın sağ olsun. Onu da anma imkanı verirseniz bana mutlu olurum. Toprağı bol olsun, çok iyi bir istihbarat abimizdi. Türkiye çok yararları oldu. Ben de bir dönem onun evinde çalıştım ona. Benim boyunca önemli kara para konusunda özellikle çalıştığım bir dönem. Raporları ilettim. Bunlar web sitemizde özelbirogrubu.com'a girerlerse web sitemizde faaliyetler bölümünde yazıyor. Ona gönderdiğim bazı raporları kendi sitesinde atin.org'da yayınladı Sayın Emin abim. Oradan görebilirler gönderdiğim raporları. Onu da buradan sırası gelmişken almış olalım. Toprağı bol olsun. Toprağı bol olsun abim. Teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için. Sait, aklına gelen, sormak istediğim bir şey varsa. Off the record soracağım abi. Tamam. Abi sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Tamam oldu Tumucuğum. Ben bu fırsatı verdiğin için sana ve Sait kardeşime çok teşekkür ederim. İnşallah cevaplarımla bir noktadaki açıklığı merakı gidermiş olurum. Bundan sonra da buna devam edelim. Başka sorularla hazırlarsınız röportajı. Onları da cevaplamak isterim. Ben buradan beni dinleyen bütün kardeşlerime, bütün yurtsever kardeşlerime zaman ayırdıkları için, dinledikleri için teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi belalardan uzak tutsun. Bahtımız açık olsun ülke ve toplum olarak. Her şeyin güzeli bizler için olsun istiyorum. Hepinize kucak dolu sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederim abim. Görüşürüz. Görüşmek üzere.